anayasayı yorumlamak ve uygulamak konusunda nihai yetki anayasa mahkemesine verilmiştir. Anayasa mahkemesinin kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini yoktur, temeli yoktur. Anayasa Mahkemesi'yle Yargıtay'ın cezaevinde milletvekili seçilen Can Atalay'ın kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle vekilliğinin düşürülmesi 2020. konusundaki mücadelesi devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil'in yemin töreninde kriz bir kez daha gündeme geldi. Son olarak bireysel başvurunun etkili olabilmesi ihlalin giderilmesine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına bağlı. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi ihlalin tespiti yanında bu ihlalin nasıl giderileceğini ve ihlalin sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağını da göstermek zorundadır. Bu Anayasa Mahkemesi'ne anayasa ve kanunlarla yüklenen bir yükümlülüktür. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı yemin töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Yargıtay Başkanlığını açıktan hedef aldı. Kararlarımızı beğenmeseniz de uymak zorundasınız mesajı verdi. Elbette Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ve anayasa hükümlerine ilişkin yorumunu beğenmeyebilir, bunlara katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur. Nitekim anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup yasama, yürütme ve yargı organlarını İdare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa Mahkemesi'ndeki törene Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca katılmadı. Yargı çevrelerinde Mehmet Akarca'nın törene katılmaması Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerine mesaj olarak değerlendirildi. Yargıtay Başkanlığı basın müşavirliği de gazetecilere Başkan Bey yemin törenine katılmadığı mesajını gönderdi. Bilgilendirmede hiçbir gerekçe sunulmaması dikkat çekti.